hoş geldiniz. Modern Türk Şiirinin serüveninde bugün Cumhuriyet dönemi Türk şiirimizin, hatta bir bütünen baktığımızda modern Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Ahmet Haşim hakkında konuşacağız. Ahmet Haşim'in şiirini, poetikasını detaylı bir şekilde inşallah Hüseyin Atlansoy büyüğümüzün analizleriyle masaya yatırmış olacağız. Hüseyin abi, Ahmet Haşim tabii modern Türk şiirinin Yahya Kemal'le beraber kurucu iki şairinden biri olarak anılır. Anılır. Uzun uzun konuşacağız ama ben bizim alışkanlığımız olduğu üzere yine Ahmet Haşim'in şiirinden bir programla müsaadeniz varsa programımızı açmış olayım. Ardından şairimizi konuşmaya başlayalım. Evet. Çok meşhur şiirlerinden biridir. Belki en meşhur şiiridir bile diyebiliriz. Yani sık sık ders kitaplarında olsun, çeşitli antolojilerde olsun hep karşımıza çıkar. Ama birçok yönüyle de okumaktan asla tabiri caizse bıkmayacağımız bir şiir olma özelliğine sahip. Sürekli her yeniden okunduğunda, her yeniden dönüldüğünde yeni malzemeler sunmaya son derece müsait, çok anlamlı bir şiir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Evet abi, Yahya Kemal'le beraber dedik, modern Türk şiirinin iki kurucu isminden biri olarak sık sık anılır. Çok erken yaşlarda yine yani şöyle erken 1900'lere baktığımız zaman modern Türk şiirinde ciddi anlamda saygınlık uyandırmaya başlamış bir isim. Evet. Hatta Yahya Kemal 1912'de Paris'ten İstanbul'a döndüğünde Ahmet Haşim'in şiir çevrelerinde ciddi anlamda etkili bir şair olarak karşısında bulduğu isimlerden bir tanesidir. Evet. Bir Fecrihat dönemi var, oraya bir girip çıkıyor. O meşhur yine erken 1900'lerin Fecrihat-ı Akım'ının bayrak ismi gibi duruyor yani. O imzası var o beyannamenin altında filan. Nasıl bir çıkışı oluyor Ahmet Haşim'in Türk Edebiyatı sahnesinde? Nasıl bir gidiş? İlk yankılar, ilk adımlar nasıl? Ve son adımlar aslında bir bütün olarak işte 1887 ile 1933 yılları arasında 47 yıllık kısa denilebilecek bir ömrü var. Ahmet Haşim hani modern birey denilen mamulün, imhalatın şiirdeki ilk ve etkili sesi. Yani hayattan muhacir, eşyadan öksüz bir Necip Fazıl dizesidir. Bu dize kimin için söylenmiş olabilir dense Ahmet Haşim için söylenmiştir diyebiliriz. Yani tam bu dizeye uygun bir adamdır. Yani çirkindir, çirkinliğini çok dert ettiğini sanırsınız. Efendim, kökeni itibariyle işte Alusilerden gelir, Araplığı dolayısıyla bunu dert ettiği söylenir. Yahya Kemal sık sık gündeme getirirler. Gündeme getirirler. Fakat bunları aşan bir derdi vardır. Kimsesizdir Ahmet Haşim. İki açıdan kimsesizdir. Çok genç yaşlarında annesini kaybetmiştir, öksüzdür. Babasıyla çok uzak yerlerde ve konumlarda kaldığı için de yetimdir. Öksüzlüğünü ve yetimliğini çirkinlik ve Araplığıyla birleştirerek öyle bir bunalım mı yaşıyor? Bunalım demeyelim de gerilim, sıkıntı, yalnızlık ama nasıl bir yalnızlık? Garip işte. Dünyanın en garip şairi öldü. Son dizesidir. Evet. Yani evet, gariptir, garip
olacaktır ve annesinin kaybı, annesinin ile olan ilişki bütün bir şiir serüvenini deyim yerindeyse ilklerine kadar yaşamasına neden olmuştur sıkıntıyı, yalnızlığı, kederi ve bu arada da ne eski dünyaya ait olabilmiş tam anlamıyla ne yeni dünyadan alkış alabilmiştir. Şöyle bir şey var, hani Sezai Karakoç'un bir şiirinde geçen doğa ve tarih, tarih ve tabiat, evet, iç ve dış alem, hayat ve ölüm. Hayat ve ölüm, evet var. İç ve dış alem, evet var. Tarih ve tabiat dediğimizde tarihten bir iz ne yapamıyoruz? Bulamıyoruz. Yani şeydim, Ahmet Haşim şiiri. Tam da Yahya Kemal'in aksine. Aksine, yani Yahya Kemal gümbür gümbür tarihtir. Yani Mohaç. Hepsi. İstanbul'un fethi. Sefirlikler işte. İspanya'da sefirdir mesela. İspanya kralı sürekli olarak yemeğe davet eder Yahya Kemal'i. Yahya Kemal de yemeğe düşkün bir adam böyle. Dağıtarak falan, evet, yediği için yanındaki maiyeti der ki krala, ya niye bu adamı çağırıyorsun yani Yahya Kemal için? Ya ben dahil İspanya tarihini bundan da bu adamdan daha iyi bilen yok der. Yani evet, tarihle doludur. Yani ama Haşim'e döndüğümüzde tarihe ilişkin tek bir atıf görürüz. Meşrutiyetten önce, meşrutiyetten sonra yazdığını söylediği bir dizede bir kısa bir Abdülhamit eleştirisi vardır. Onun sırası gelince ya da olabilirsek hemen de söyleyebiliriz yani. Evet. Bu sefer büyük büyük yazdım ki şu. Dolaşmıyor senin üstünde eski ölüm. Dizesi işte Abdülhamid'in kendince istiklal dönemine ilişkin bir göndermesi olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi Haşim dediğimizde doğa, doğayı kuşatan evren, evrenin sessizliği, sessizliğe eklenen ruh şiirlerden çıkan. Ve bu şey duygu dolayısıyla beka, geleceğe ilişkin ve fena'nın erimesinden bahsedilebilir. Bunun sonucu da evrenin suskunluğunun tanrısı gibi kendisini hissediyor. Yani birçok şiirinde ilah kelimesiyle kendisini bir tanrı şair konumunda konumlandırmış gibi duruyor. Modern bireyin bir gururu kendisinde şekilleniyor. Biraz önceki söylediğim şeylerde mesela kendi başıyla ilgili bir şiiri vardır. O başında bedenin o başı yok etmesini ister. Yani o kadar muzdariptir başının şeklinde. Bu da çok modern bir yaklaşımdır. Evet. Yani bu yüzden de diyelim ki panteizme de, vahdedi vücuda da uzaktır. Çünkü metafizik ürpertiyi onca sıkıntıya, onca yalnızlığa rağmen ne yaparız? Bu şiirlerde göremeyiz. Bu şiirlerde metafizik ürperti dediğimiz ürperti söyleyelim, evet, yok, ben rastlamadım. Başım şiirine ayrı bir parantez açmayı çok istiyorum abi sizinle. Evet. Hatta şiiri de okuma, evet, planım vardı bu programı şey yaparken, kafamda, evet, planlarken. Peki şeyi sormuş olayım. Hani dediniz ya tarihe karşı daha ilgisiz, tarihi daha dışarıda bırakıyor. Bu acaba saf şiire ulaşma arzusunun bir numunesi mi? Yok, eğilimleriyle ilgili. Hı. Güzel sanatlarda Yunan mitolojisi hocasıdır. Evet. Yunan mitolojisi hakkında esaslı bir... Estetik dersleri veriyor. Estetik dersleri veriyor. İşte Salih Zeki'yle olan bir konuşmalarından, evet,
hareketle. Sonradan işi fazla bırakacak birisi. Ha yani işte Zühre mesela mitolojiyle ilgili olarak Venüs'e karşılık gelen bir yıldızdır mesela. Oradaki mitolojideki terim ve tanımlara mesela tasavvuftan daha yakın, daha kabul edilici bir yaklaşımla davrandığı söylenebilir ama orada sürpriz bir şiir vardır. Yani Allahu Ekber diye. Güzel bir şiirdir Allahu Ekber şiiri. Sabah ezanı dolayısıyla yazılmıştır. Dünyanın güzelliklerini gözden uzaklaştırıp dünyayı terk eyleme duygusunu veren bir şiir. Bu sabah Allahu Ekber şiiri sabah ezanıyla ilgili ya, Türk şiirinde de o dönemlerde biraz öncesinde Tevfik Fikret'in de ezan diye bir şiiri vardır. İki şiiri karşılaştırmak çok ilginç sonuçlar verebilir. Tevfik Fikret'in şiiri takır tukur seslerle örülmüş hiçbir duygu uyandırmayan bir şiir iken Ahmet Haşim'in Allahu Ekber şiiri bir duygu sahana bize verir. Burada İbrahim Demirci'nin ismini anmaması gerekir. Bu iki şiiri karşılaştıran bir yazısı hemen bu yüzyılın başında Kökler Dergisi'nde yayınlanmıştı. Ayrıca Kökler Dergisi'nde ben de bu programa gelmeden önce işte 25 sayfalık çok da güzel bir başlığı vardır. Gerçi benim ömrüm bir ateşti diyor ya Haşim. Evet. Buna gönderme yapan okumakta zorlanıyorum. Ben okuyayım isterseniz. Yani şurada başlığı. Kendini ateş sanan kül. Evet. Haşim tam da budur. Yani kendini ateş sanan kül tanımlaması ne yapabilir? Haşim için rahatlıkla söylenebilir. Türk şiirinden daha çok Fransız şiirindeki iki isim. Emil Verhaeren, artık telaffuzu nasıldır? Verhaeren. Verhaeren, Henri de Regnier. Bu iki adamın şiirlerine, şiir anlayışlarına, şiir yaklaşımlarına kelimenin tam anlamıyla hayran. Ben diyor, sembolizm mektebinin bir talebesiyim diyor. Aha, yani. Yani Yahya Kemal de biraz orada ayrılmıyor mu abi? Yahya Kemal ben sembolistlerin tezlerine ancak yarı yarıya katılıyorum derken ayrılıyor. Haşim doğrudan ben sembolizm mektebinin bir talebesiyim. Beyanda bulunuyor. Beyanda bulunuyor. Bir de bize göre kitabında bu sembolistlerin, sembolistler sonrasında gerçek üstücülerin, dadacıların hasılı o dönem Fransa'sındaki bütün edebi akımların temsilcilerini ve bu temsilcilerin içinde de bir adamı seçerek, benim de seçtiğim adamlardan birisidir, Apollinaire'i kendisine yol gösterici olarak görüyor. Doğru bir seçimdir. Yani bizde nedense Apollinaire çok öne çıkarılmamış bir adamdır. Ama Haşim ne yapmış? Doğru bir... Mirabeau Köprüsü şiiri bizi çok sevdir. O çiğinde. Çevirisi Cemal Süreyya'dan da çevirmişlerdi. Ha, Cemal Süreyya da mesela Apollinaire'i keşfeden adamlardan birisidir. Ama Haşim'in çıkardığı kadar bir şey çıkarmış mıdır o? Ben bilmiyorum yani. Belki çıkarmıştır. Evet. Evet. Devam edecek misiniz? Ya devam edeyim ben şu epey bir not çıkardım. Haşim'in de ciddi anlamda ne Mevlası vardır sığınacağı. Yani bir şiirlerinde ah ya Rabbi gibi bir seslemiş görürüz ama Müslüman Saati yazısında o yazmıştır. Evet. Gerçi. Fakat ait hissetmez kendini. Yani aynı şekilde diyelim örtü diye bir yazı yazmıştır. O örtü yazısında da çıplaklığın örtüye göre kadınlar açısından daha tehlikesiz bir durum olduğu yaklaşım demektir. Yani
ne eskide var olabilmiş, ne yeniye eklenebilmiş. İşte diyelim ki şiirinde bir dizede de olsa bir Abdülhamit eleştirisi yapmış ama bunun karşılığında makam, mevki, mansıp elde edememek gibi bir sonuçla da karşılaşıp bir küskünlüğü yaşamış. Şimdi temel şeyi dişle de geçen çocukluk günlerinde annesinin bir safiyet sembolü olarak bütün kadınlarda o safiyetin ve güzelliğin aranması, yansımasının aranması ve bulunamamasından ortaya çıkan, işte o kendi dizesiyle söyleyelim, bize bir zevki tahattür kaldı. Evet. Bu biten sönen dünyada tahattür hatıralar. Hatıralar. Evet. Evet. Şunu söyleyeyim yani, ne de akılcı ve bilimci. Yani bunlar karşısında da bunlardan da bir sonuç beklemiyor. İşte diyelim ki Gurabay'ı Laklakan kitabında işte ya da Frankfurt Seyahatnamesi'nde diyelim bir hayvanat bahçesine gittiğinde oradaki tablonun kendisi için tanımlama çok müthiş, onu da söyleyelim. Bu bir cennet iskeletidir diyor yani, tam bir kitap başlığı, tam bir şiir başlığı. Buna da yakın değil. Öyle bir noktada kalmış ki işte o belli çok bilinen şiiri akşam, yine akşam, yine akşam, deniz ve annesine benzeyen sevgiliye edilen eşlik, o belde şiirinin temelini oluşturuyor, temelini oluşturuyor. Peki bu şiirde ahlaklı mı Haşim? Evet, ahlaklı. Ahlakçı mı? Evet, ahlakçı. Yani melali anlamayan nesle aşina değil. Aşina değil. Sana işte sadece birinci kadın bana. Evet. Gibi bir yaklaşımı var. Evet. Abi, evet. Yorumlarınızı çok merak ettiğim bir hususa gelmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi malum bizim Türk Edebiyatı tarihinde dergilerin, özellikle de tarihin kritik dönemlerinde yayınlanmış olan dergilerin çok ciddi bir önemi var. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'i biz şöyle 1920'li yılların başlarına gittiğimizde, 1921 ila 23 arasında yayınlanmış olan Deryat dergisinin evet, ustalar olarak görüyoruz. Evet. Hatta Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Hamdi dönemin genç şairlerinden. O daha sonra şey diyecek mesela, işte biz şiiri Haşim Mektebi'nde başladık gibi cümlelerden kuracak. Yahya Kemal'i daha sonra inşallah konuşuruz ama Haşim'i Yahya Kemal'le de beraber isterseniz düşünebilirsiniz. O dönemin şiir ortamının biçimlenmesinde, dönemin genç şairlerin dünyasında sizce nasıl bir ağırlığı, nasıl bir etkisi vardı? Şimdi o dönemin şiir dünyasında iki isim, işte Cenap Şahabettin ve Tevfik Fikret isimleri ve Abdülhak Hamit, işte Dahi Azam denilen isimler. Bu üç isimden Cenap Şahabettin bence daha öne çıkan bir isim. Abdülhak Hamit'teki kendisinden kaynaklı, hayat biçiminden kaynaklı bir şaşaa var iken, Tevfik Fikret'in ilk dönem işte biraz da Cenap esinlerinin hissedildiği Parnasyen şiirleri dışında Tevfik Fikret şiirinin kendisini yüceltilmesi dışında bir şeyi yok, o karşılığı yok. Bu noktada Haşim saf şiir ve şiirin hakkındaki mülahazalar yazısıyla ciddi bir ne yapıyor? Adım atıyor. Bu adım işte o dönemin eleştirmenleri Nurullah Ataç'tan tutun da işte Yakup Kadri'ye... Şiir hakkında bazı mülahazalar yazısı zaten modern şiirin çok önemli yazılarından birisi ve siz söyleyin, insanları sarsıyor. Bu noktada tabii Yahya Kemal Ahmet Haşim'deki tarih eksikliğinin deyimlerinde ise çok farkında
ve kendisinin de bu alandaki, hadi söyleyelim, ezici üstünlüğünü deyim yerindeyse ömrü boyunca ne yapıyor? Kullanmış oluyor. Evet. Ki birbirlerinin ne yapıyorlar? Pek bitti. Araları yok. Yalnız mesela bir takım şiirleri var. Şebi Nisan'la sevgiliyi beklemekten aşık ve feci bir son. Yalnız ölmekten. Tabii bu şiirde cinsel çağrışımlarınla devrede olduğunu söyleyebiliriz. Evim şiiri tek toplumsal şiiridir denilebilir ki toplumsal şiir yazmıyor. Kendime Rüşt, Şimdi ve Rüzgar diye mimar Celal Sedat Arsemen, zihnim beni yanıltmıyorsa, ithaf ettiği dört şiiri var. Bu dört şiir Haşim şiiri içinde deyim yerinde ise devrim. İlk defa Haşim edilgen bir dilden etkenliğe bir atılım yapıyor. Ve zulmet ve aksi seda şiirleri de bunları takip eden şiirler oluyor ama bu saydığım dört şiir kadar güçlü oldukları belki söylenilemez. Burada ilginç bir durum var. Kin, nefret, gayz olumlanarak şiirde yer alıyor. Haşim için de bu bir şey. Tabii bu bize İbrahim Demirci'nin de ifadesiyle Nietzsche'nin üç insanı arasındaki benzerliği ne yapıyor? Çağrıştırmış oluyor. Bu önemlidir diye düşünüyoruz. Abi aslında bütün bu Haşim'e dair konuştuğumuz meselelerin dertop olduğu bir yazısı var. Siz daha az önce ismini anladınız. Şiir hakkında bazı mülahazalar. Evet. Şiir de mana adıyla yayınlanıyor ilk önce. Aslında Ahmet Haşim'in o polemist taraflarını da ortaya koyan bir yazı. Evet. Malumunuz. Kendisinin bir günün sonunda arzu işte akşam, akşam, yine akşam günlerde bu den bir kamış olsam mısralarının yer aldığı şiir yayınlandıktan sonra edebiyat çevrelerinde ciddi anlamda tepkilerle karşılaşıyor. Çeşitli alayların, karikatürlerin, ithamların vesaire konusu oluyor ve o da peşinden bu yazı yayınlıyor ve sonra ikinci şiir işte bu Piyale'nin de başını alıyor. Hatta o yazı bazı kaynaklarda da Piyale Mukaddimesi diye de geçen bir yazı. Mukaddime şiiriyle var. Şöyle baktığınız zaman aslında saf şiir anlayışının özeti gibi de duran bir yazı. Öyledir, evet. Birçok yönüyle şiir sözle musiki arasındadır fakat sözden ziyade musikiye yakındır. Evet. Yani şiirde anlamın açık olmaması gerektiğini, belli katmanların arkasına gizlenmesi gerektiğini vesaire savunur. Nasıl bakıyorsunuz şöyle üzerinden yaklaşık 100 yılı aşkın bir zaman geçmişken şiir hakkında bazı mülahazalar hakkındaki şeyiniz nasıl? Şiir bir hikaye değil, sanki bir şarkıdır. Haşim cümlesi. Yani şiirin bir tahkiye olmadığını söylüyorum. Büyük şiirlerin metalleri tunç kanatlı. Evet. Ben okuyayım isterseniz. Aklımda ama yanımda olmuş olmuyor. Yani şurada ben işaretledim o. Evet. Bila mübalağa denilebilir ki, yani abartısız denilebilir ki, herkesin anlayabileceği şiir münhasıran düğün şairlerin işidir. Evet. Büyük şiirlerin metalleri tunç kanatlı müstahkem şehir kapıları gibi sımsıkı kapalıdır. Her el o kanatları itemez ve o kapılar bazen asırlarca insanlara kapalı durur. Evet. Bu da bu makalenin ifadesi aslında. Bir ifadesi ve ve tabii burada edebiyat hocalarına çok feci görmeleri saldırılarda bulunuyor. Bir siyah gözün bakışı ve bir taze ağzın yürüyüşü gibi izah edilmeksizin kendiliğinden anlaşılan şiiri duymak için en iptidai asabi
teçhizattan mahrum olan hoca diyerek bu durumu söylüyor. Zekalar vardır ki kainatın ortasına atılmış sönük aynalardır. Kendisini kainatın ortasına atılmış ama ışığını yansıtamayan sönük bir ayna gibi görüyor. Evet. Yani bunun ızdırabı tabii ömrü boyunca devam ediyor ve burada Haşim biraz önce söylediğim dört ayrıksı şiiri dışında Ölmek diye bir şiiri var. Evet. O da ayrıksı bir şiir. Yani mesela işte bir gamlı hazanın seyrinde ısrarla ne hacetine bülbül. Ağır da bir dili var abi. Bil kalbi. Firaz-ı zirveyi Sina'yı karla yükselerek oradan düşmek, ölmek istiyorum. Cevfi yev yes aşina gibi sürana. Şu, hani serbest, müstezat denilen usul, yöntem. Evet. Bir anlamda Haşim'in günümüze kalıp günümüzde etkisini sürdürmesinin yöntemi olmuş gibi. Yani o tarzda yazmış olduğum şiirler anlıyoruz, yakın buluyoruz. İşte dönsek mi bu aşkın şafağından? Fark ederiz ki orada şafak kelimesi dışında başka hiçbir kelime gelmez. Hı-hı. Yani ya işte ağır ağır çıkacaksın bunlardan. O dize başka hiçbir şekilde... Peki anlam niçin böyle geri atma çabasında? Çünkü kendi anlamının ortaya çıkmasını istemiyor. Hı-hı. Öksüzlüğünün ve yetimliğinin arkasındaki çirkinlik ve Araplığın insanları oyalamasından çok da mutsuz değil. Hmm. Çünkü asıl derdi daha içsel bir dert var. O dert mesela özellikle bize göre de Guravai Lakakan'da Frankfurt Seyahatnamesi'nde daha net bir şekilde gözüküyor. Şunu da söyleyelim. Nesir'de yani şiirde ne kadar güçlüyse belki Nesir'de bir o kadar daha kesinlikle güçlü bir kalem. Muhteşem bir dili var. Kitabı elinize aldığınızda bitirmeden ne yapamıyorsunuz? Bırakamıyorsunuz. Ben işte tekrar okumamda iki günde nesir ne? Akıcı yani. Şiir. Evet. İşte Bülbül çok meşhur bir şiiridir. Tabii benim Bülbül şiiriyle karşılaşmam Tarık Bürcan sunumuyla Kamilan Akkar'ın seslendirmesiyle olmuştur. Hmm. Tarık Bürcan da müthiş şiir seslendiren bir adamdır. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Peki abi Haşim'in ufaktan biyografisine girmiş olduk. Çeşitli psikolojik hallerini konuştuk. Müsaade varsa evet. Ben Başım şiirini okumak istiyorum. Tamam. Ha onunla ilgili birkaç bir bilgi yapayım. Tabii buyurun. Başım şiirini İbrahim Demirci'nin ifadesiyle sanki Haşim aynaya bakarak yazmıştır. Hmm. Yani aynanın karşısına geçmiş ve başım şiirini yazmıştır. Bu şiirde İslam'daki fizik ve metafizik ilgisini ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. İnsan doğa ilgisine dönüşünü görüyoruz. Başını bedenden değil, burası önemli, bedenini başından kurtarmaya çalışan bir portre ile karşılaşıyoruz. Düz yazılarında bununla ilgili Yakup Kadri ile ilgili bir yazısı vardı. O yazıda da yakın arkadaşlardır. Dergahta Yakup Kadri de var. O bedenin cılızlığı dolayısıyla, Yakup Kadri'nin bedeni ve başının kocamanlığı dolayısıyla zeka ve beden ilişkisine dayalı bir açıklaması da vardır. İlgisinde ilginç gelebilir. İkonik şiirlerinden biri. Bu tabii Ahmet Haşim'i
okurken, konuşurken Ahmet Haşim'in şiiriyle aramıza ne olursa olsun bir direngeli giriyor abi. Ha, kesinlikle giriyor. İşte yani birkaç böyle rahat gidebileceğimiz şiir var. Bunda da işte bizim ülkemize ait, bizim milletimize ait bir özellik var. Yani biz medeniyetimizden uzaklaştıkça bu tip sorunlarla, problemlerle karşılaşıyoruz. Ama yine de bu dilengeli şiirin o derin katmanların, o estetik yapısına varmamız için komple bir engel değil. O şiirin derin dünyasıyla buluşabiliyoruz. Bir haber gövdeme gelmiş, konmuş, müteheyyiç, mütekallis bir baş. Ayırır sanki bu baştan etimi, ömrü ehrama muadil bir yaş. Ürkerim kendi hayalatımdan, sanki kandır şakağımdan akıyor. Bir kızıl çehrede ateş gözler, bana güya ki içimden bakıyor. Bu cehennemde yetişmiş kafaya, kanlı bir lokmadır ancak mihenim. Ah ya Rabbi, nasıl birleşti bu çetin başla bu suçsuz bedenim. Dişi tırnakları geçmiş etime, gövdem üstünde duran ifritin. Bir küçük lahzayı arama feda, bütün alayişi namusitin. Şimdi, küçük bir şaheser. Küçük bir şaheser. Şöyle bir şey var. İnsanlar değil de bitkiler, hayvanlar, doğa ve tabiat insana göre öncelenmiş durumda. Yani daha sonra Cahit Zarifoğlu'nda göreceğimiz yaşamaksızlık durumu ilk örneğini modern Türk şiirinde Haşim'de görüyor gibi. Yani enteresan durum beraberinde getiriyor. Ölmek duygusunu getiriyor ve burada kendisine ağaçları ve bitkileri örnek alıyor. Ağaçlar gibi vaktinde ölmek derdinde. Yani şiirlerinden işte ölmek istediğini belirtmiş. İşte ölmek şiiri bu arada Abdülhak Şinasi'nin bir kitabı var değil mi? Evet. Onun dili de çok keyifli. Benim çok hoşuma gidiyor. Abdülhak Şinasi çok keyifli. Çok tatlı bir dili var. Yazardır ya. Gerçekten. Ahmet Haşim'in Kadıköy'e olan bağlılığını orada yazmış. Yani alt katta izbe bir evde, hiçbir manzarası olmayan bir yerde oturuyor olmasına rağmen Kadıköylülük ve Kadıköy'e dönüyor olmak Ahmet Haşim için özel bir şeydi ve oradan taşınmadı gibi bir ifade kullanmış. Birkaç tane iki tane diyelim bir Abdülhak Şinasi ise bir de Patrikar Osmanoğlu sıkı arkadaşları. Onların dışında dönemsel arkadaşlıkları var. Bu meydan açıldı değil mi? Tamamlandı. Evet. Tamam mı? Yani açık geçiş var ama yapım çalışmaları sürüyor. Maalesef sıkıntılı hala. İlginç ilgileri var. Mesela beden demiştik ya,
bedende mesela baş parmağın bütün parmaklar içinde elin medeniyeti oluşturmadaki rolünü mesela abartılı bir şekilde önemsiyor, ilginçtir. Doğru. Ekmek ve et karşılaştırması yaparak işte affedersiniz köpekler üzerinden etçilliğin ne kadar tehlikeli bir şey olduğu hakkında görüşleri var. Hocası olan Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Evet. Mutlaka bahsedelim. Çağlayanların yazarı. Çağlayanların yazarı. Çağlayanlardaki üslup da çok güzeldir. Yani o dil hassasiyeti ile Tevfik Fikret'in dilini karşılaştırıyor ve tabii Ahmet Hikmet'ten yana reyini veriyor. Sömürgecilik noktasında et ve ot arasında bir bağlantı kuruyor ki çok yanlış bir bağlantı değil. Bankaların artık bir havra olma özelliğine ulaştığını söylüyor sayfa 82. Tam benim gelmek istediğim yere geldi. Evet. Artık modern dünyanın havraları bankalar. Bankalar. Peki şöyle bakabilir miyiz? Merak ediyorum gene o konuya yaklaşımınızı. Şimdi Ahmet Haşim'in ve Ahmet Haşim gibi saf sanat anlayışına sahip olan şairlerin şiiri adeta bir nevi kutsallaştırma çabalarında, şiiri iç dünyaya döndürmelerinde acaba o dış dünyanın kapital göstergelerine, kapitalist ilişki biçimlerine karşı bir pasif agresif tavır olduğunu söyleyebiliriz. Var. Bir de yaşantısı işte Yahya Kemal sefil olmuş, Ahmet Haşim sefil olmuş. Yani bunun neticesinde bir ne var? Izdırap var. Yani beklentileri var mı yok mu bilmiyorum. Ama karşılandığına ilişkin bir şey yok. Gösterge yok. Şeylere, diyelim ki çizgi sanatına, diyelim ki heykel sanatına ve renklere ve ressamlara yakın bir ilgisi var. Tablo. Yani tabloları görüyoruz biz şiirlerde. Ölü doğa resimlerinin natürmortları. Natürmortları. Yani işte burada sarı var, siyah var ve bu renkleri isabetle seçiyor. Yani diyelim ki işte bir ara Boğaz'da seyir sefer eden gemileri siyah renge boyuyorlar. Üst taraflarında da sarı renk var. Ya diyor yani insanın içini açacak bir seyahat aracının bu renklere boyanması cinnetin renkleri olan sarı ve siyahın renkleri olamaz diyor. Yani isabetli şey yani sarı ve siyah evet cinnetin renkleri olarak temayüz etmiş renklerdir. Sinema sanatından kesinlikle hoşlaşmıyor. Sanatı öldüren bir yanı olduğu bununla ilişkin bir... Peki abi şimdiye kadar ki yaptığımız diğer programlarda da şairleri, akran olan bazı şairleri bir arada değerlendirdik işte. Örnek veriyorum. Sezai Karakoç demişken söz illaki Cemal Süreyya'ya geldi gitti. Cahit Sıtkı ile Ziya Osman Sarı'yı beraber andık. Tabii bunlar daha ziyade dostluk ilişkileri. Ama işte bir Necip Fazıl, Nazım Hikmet, diyalek değil diyelim. Ahmet Haşim'i konuşurken de, gerçi sohbetimiz boyunca ara ara ismi geçti. Yahya Kemal. Yahya Kemal de ister istemez illaki gündeme gelmiş oluyor. Aralarındaki o ilişkiyi, o karşıtlığı nasıl okumak lazım yani? Böyle bir rekabet var mı? Bir rekabet var ve birbirlerinin yeteneklerini biliyorlar. Yani karşılıklı olarak yeteneklerini ve tartımlarını biliyorlar. Tartımdan kastım şu. İkisi de işte tamam yemeğe düşkün, şeye düşkün. Fakat Yahya Kemal o tarih muhasebelerini yapabilmiş olmanın
Örneğin Haşim Milli Mücadele ile ilgili tek bir şiiri yoktur. Evet. Yahya Kemal'in var. Galip et çünkü son yol İslam'ın. Selimnameleri, Akıncılar şiirleri. Var. Süleymaniye'de Bayram Sabah da bütün bir Türkistan tarihi neredeyse Şatan şiir. Böyle bir şiire ya da duyguya. Haşim'de ne yapamıyoruz? Karşılaşmıyoruz. Yok. Haşim kendi içiyle, kendi bedeniyle, kendi başıyla o kadar dolu bir adam ki şöyle başını kaldırıp da dünyaya bakmıyor. Bakamıyor. Yani tarih ve tabiatta kalan bir kişi özelliği gösteriyor. Yani daha sonraki yıllarda Ece Ayhan bile bakmıştır yani. Evet. Tarih ve tabiata. Ama Haşim tarih kısmına bakmıyor. Tabiata ise tabiattan kendini ayıramıyor ve orada bir sembolü var. Ay, kamer. Şiiri, çok yaygın evet şiir. Şiiri, kamer. Bu şiirde de 8 tane şiir zaten birbiri ardına gelen. Onu nereye? Şuraya kaydettim. Siz onu ararken ben de o belde şiirini açtım. Evet, evet. Kendine ateş saman kül. Şimdi Haşim'in portresi bir paragraf ile kendi cümleleriyle burada var. Fakat ben okumakta zorluk çekiyorum. Ben okuyayım mı isterseniz? İşte hangi bölüm? Şu bölüm. Bir diye işaretlemişim ya. O Haşim portresini. Bu kimin şiiri abi? Şu bölüm. Heh, tamam. Benimle böyle koşan kimdi? Bir gurura rakip. Olan o saltı seherlerde eyledim takip. Yolun dikenleri üstünde bekledim, güldüm. Ve dinledim, yine saltı muakibi buldum. Bu ses kamerlerin altında pür tahassüstü. Gruba karşı ağır, fecr önünde munisti. Karaltılarda soğuk dalgalarla yükselerek olurdu gayzile memlu-i raşe bir ahenk. Sular onunla olur dilderide, rencide. Suhur naime lerzan olur havalide. O saltı hakimi mebhutu aşina dinler. Hududu leylede yüzlerce çeşmi ateş üzer. Fakat bu sesle gülen hep benim gururumdu. İnildeyen yine her sayhay sürurumdu. Ve şimdi zulmet-i vahşette her emelden uzak, bu saltı gayübü hemrahı isterim tutmak. Evet, bu işte Haşim'in portresini veren kendi dilinden. Eyvallah. Yani. Peki abi, sona doğru yaklaşıyoruz artık programımızda. Ben o beldeyi konuşmadan programı bitsin istemiyorum çok. Çünkü gerçekten de Ahmet Haşim'in belki en meşhur birkaç mısrağından biri olan bir mısrağı kapsıyor. Tamamını okumayacağım. Sadece şiirden o meşhur mısranın bulunduğu bölümü okuyorum. Ben iki notumu size bir soru yönelteceğim. Siz notlarınızı paylaşıyor musunuz? Ben okuyayım mı buradan? Şunu hemen söyleyeyim. Şey işte bu şiiri kamer ve gelmeden evvel diye bir serisi var. Bir 8. beyit yazıyor 7 beyitlik şiiri. Fakat bu 8. beyit gerçekleşmeyince o beyti çıkartıyor. Beklenen bir sevgili var. O beklenen sevgili hicranını düzeltecek. Fakat gelmeyince o beyit şiirden ikinci basımında çıkartılıyor ve bunu da söylemezsem içimde kalırdı. Şimdi bir soru yönelik. Buyurun da. O beldeyle ilgili kafamda bir sorun vardı Sami abiye yönelik. Okuyayım orayı istersen. Okumadan sorayım ki ona göre dikkatli kesin soruyorum. Şimdi Aliye İzzet Begoviç'te Tokyo karşıtlığı var. O
Aliye ile ilgilendiğinizi bildiğim için soruyorum. Şeyin Servet Üpü'nün döneminin şairleri, Hamit Haşim de dahil, bir kaçış psikolojisi içerisindeler. Yeni Zelanda yanlış hatırlamıyorsam. Böyle evet. Bir adaya gidip orada şiir yazmak, romantik duygularla. Bir şey, ruh hali içerisindeler. Bu Ütopya'ya Aliya'nın bir karşı tavrı var. Bunun nedeni, bu bağlamda Aliya'nın Ütopya karşıtlığını soracağım. De bunun Marksizmle ilgisi olup olmadığını, çünkü Marx'ın bir ütopya sunduğu ama o ütopyanın gerçekleşemeyeceğini ve bizim Servet Fünun'un şairlerinde tabii ki Marx etkisi yoktur. Aliya'yla, Haşim'le ve bu şiirle, yani Haşim'in bu şiiriyle bağlantılı böyle bir soru sorayım. Ütopya üzerine tam Smor'dan gelen, o gelenek üzerine ne düşünüyorsunuz? Şu denilebilir. Ama şiir okusun. Tamam. Yani şiirde veriler var Hüseyin abi, muhakkak size bir şeyler söyleyecek. O zaman şiirin tamamını okuyayım. Tamam, uzun değil. Şunu söyleyebiliriz, yani kaçış adamları. Evet. Zeminden kaçmak. Yani realite var, bu realite ağır bir realite. Bunlar ne yapmak istiyorlar? Ağzı atılmak istiyorlar. O ben. Denizlerden esen bu ince hava saçlarınla eğlensin. Bilsen melali hasretü gurbetle ufku şama bakan bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin? Ne sen ne ben, ne de hüsnünde toplanan bu mesa, ne de âlâm-ı fikre bir mersa olan bu mâ-i deniz. Melali anlamayan nesile aşina değiliz. Sana yalnız bir ince taze kadın, bana yalnızca eski bir budala diyen bugünkü beşer. Bu sefil iştiha, bu kirli nazar, bulamaz sende bende bir mana. Ne bu akşamda bir gam-ı nermin, ne de durgun denizde bir muber, lerzeyi istitar-ü istina. Sen ve ben ve deniz ve bu akşamki lerzesiz sessiz topluyor bu ruhunu güya uzak ve mayi gölgeli bir beldeden cüda kalarak bu nef'ü hicre müebbet bu yerde mahkumuz. O belde durur menatıkı duşize-i tahayyülde. Mayi bir deniz, eder üstünde daima aram, eteklerinde deniz. Döker ervaha bir sükutu menam. Kadınlar orada güzel, ince, saf, leylidir. Hepsinin gözlerinde hüznün var. Hepsi hemşiredir veyahut yar. Dilde tenvimi ıstırabı bilir. Dudaklarındaki giryende buseler yahut, o gözlerindeki nili sükutu istifham, onların ruhu şam-ı muberden, mütekasif menekşelerdir ki, mütemadi sükutu samtı arar, şule-i biziyayı hüzni kamer, mülteci sanki sade ellerine, o kadar natüvan ki ah onlar, onların hüzni lal-ü müştereki, sonra dalgın mesa, o hasta deniz. Hepsi benzer o yerde birbirine. O belde, hangi bir kıtayı muhayyelde, hangi bir nehri dur ile mahdut, bir yalan yer midir veya mevcut, fakat bulunmayacak bir melaz-ı hülya mı? Bilmem, yalnız bildiğim sen ve ben ve mayi deniz. Ve bu akşamki eğiliyor tehziz, ben de evtarı üzmü ilhamı. Uzak ve mayi gölgeli bir beldeden cüda kalarak bu nefyü hicre müebbet bu yerde mahkum. Evet, final. Evet, final veriyor mu? Evet. Şimdi 1990'lı yılların başında
dergah yayınları Haşim'in bütün eserlerini basmıştı. Bu basılan eserler arasında mektupları da vardı. Ben mektuplarını büyük bir iştahla okudum. Mektuplarında bir cümlesi vardı. O cümle Haşim için bir şiir yazdırdı. Yani Kaçak Yolcu. Kaçak Yolcu'da Haşim diye bir şiir var. Bir zabitin harp hatıraları şiirinde ikinci bölüm Haşim kısmında. Kaçak Yolcu. Evet. İhtiyat zabitidir Haşim. Bunu da aklımıza tutalım. Haşim, ah hanımcığım şu sıralar dalgın bir horoz gibi masumum. Mektuplarınızla avunuyorum ancak tunç renkli olmayan umutlarla. Cevaplarınız kesik kesik, sırtına vurulmamış bir öksürüklü gibi. Oysa sevgim helaldir size. Gökkuşağı renginde yedi seslenişime, telaşlı da olsa bir iki name beklerim sadece. Sizden gelen son haber, Allahu alem, şık ve zarif, üstelik nazinin bir yalan gibi. Guya zarfları alan gariban 2-10 kuruşa uğramayı vermiş posta idaresine. Benim olmayan şiiri aramakla uğraşırken bütün bir ömür ihtiyat zabiti Haşim gibiyim. Korkarım haşmetinden kızıl akşamların sahibinin. Ara sıra ben Arap için dua etmenizi dilerim. Hamiş, fotoğraflarla meşgul olamam, mirim. Evet, yani mektuplarda bir sevgiliye mektup gönderilme hikayesi var. Güya mektupları alan kişi o posta pulu olan 2-10 kuruşu cebine atmak için posta idaresine uğramayı vermiş, mektup gelmemiş. Güya cevap gelmiş size falan böyle bir hikaye anlatıyor. Bu da arada Zafer Hocam'ın sorusuna cevabı vermiş olduk mu? Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ütopya, analizi. Yani böyle bir şeydir. Evet. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz, katılım sağladığınız için. Var mı son olarak sorunuz, eklemek istediğiniz bir şey? Umarım bir faydası. Teşekkür ederiz. 10 program. 10 program. Evet, tamamlanmış oldu. Çok değerli bilgiler öğrendik. Umarım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sizler için de güzel bir süreç. Peki. Çok teşekkür ederiz. Modern Türk Şiirinin Sürüveninde bu hafta Ahmet Haşim'i konuştuk. İnşallah başka vesilelerle yeniden bir araya gelmek üzere diyelim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.